Ön Söz Bozkırdaş ve İsyan 1892 yılında Anadolu'da başlayan Ermeni isyanlarını ve bu isyanların amansız ortamında umutsuz başlayan bir aşk hikayesini, savrulan hayatları ve sevginin gücünü anlatmaktadır. Dış güçlerin Osmanlı'yı parçalama emelleri, Ermenilerin bu emelleri besleyen bitip tükenmez isyanları, Rusların sıcak denizlere inme arzusu için Osmanlı'nın etnik yapısını darmadağın etmesi, bu isyanlar karşısında açmaza düşen ittihat ve terakki yöneticileri, birdenbire kendisine birinci dünya savaşı içinde bulan çaresiz bir halk, ardından gelen mütareke ve işgal yılları, bir avuç kahramanın yazdığı kurtuluş destanı. Anadolu insanı yaşadığı acıları dillendirmeyi sevmez, ketumdur sorulmadan anlatmaz, kalbini herkese açmaz. Çocukluğumuzda dinlediğimiz eşkıya hikayelerinin peşine düştüğümüzde birçok güçlükle karşılaştık. İyi deli de bir ihtiyar, bırakın o günleri, o yaralar kapansın gitsin, biz de onlar da çok acı yaşadı dedi. Biz peşine düşmeyince keşke unutulsa ama unutulmuyor. Her yıl yeniden gündeme geliyor kendi insanımız arasından bile yabancıların propagandası etkisinde kalanlar oluyor. Bilimsel temellerden uzak, ezberci tarih öğretimi sonucunda yakın tarihimizi bile yeterince bilmeyen cumhuriyet kuşakları yetişiyor. Geldiğimiz noktada geçmişten ders çıkaramayan ve yaşadığı dönemi kavrayamayan sözde aydınlar, kapıldıkları romantizmin rüzgarında Tarihi yeniden yazıyor. Bu romandaki olayları birebir tarihi olaylarla ve kişilerle ilişkilendirmek roman mantığına muhaliftir. Romanlar kurmaca metinlerdir. Birebir yaşanmış olayları dahi anlatsa bir tarih kitabı değildir. Bozkırda Aşk ve İsyan'ı okurken yakın tarihimizle yüzleşeceksiniz. Tarihimizi bilmemenin doğurduğu sıkıntıları, daha iyi kavrayacaksınız. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların durumlarını objektif şekilde değerlendirme imkanına kavuşacağınızı umuyorum.